Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyanın dört bir tarafında çeşit çeşit haberler. Bilal Feyza sizler için bu haberleri derleyip topladım. Burada sizlere benim lisanımda Bilal Feyza lisanında anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Önemli konular var. Bu kritik ve önemli konularda bizimle ilgili de çokça haberler var. O zaman ne diyoruz? Bodoslama konular. Buyurun video dostlar. İlk olarak Balkanlar. Sırbistan Amerika ile ortak tatbikata hazırlanıyor. Hop Bah. Bu iş hiç ama hiç iyi değil kimin için Ruslar için Kremlin için Sırbistan Amerika ve İngiltere öncülüğünde Avrupa'daki NATO üyesi ülkelerle beraber ortak tatbikata katılacağını duyurdu Bu katılımın duyurulmasının ardından Amerika'dan Sırbistan'a tebrik mesajı geldi Tebrikler Sırbistan sen de bizim rotamıza girdin Amerika ile İngiltere ile ortak tatbikat yapıyorsun oy. Sırbistan yaptığı açıklamada bizim bu tatbikatımız hiç kimseye bir mesaj değildir. Kimse yanlış anlamasın diyerek Kremlin'e şunu söylüyor Moskova'ya. Ya ben Amerika ile tatbikat yapıyorum ama sen beni yanlış anlama ha aman kızma bana. Babında bir açıklama. <laughs> Putin bunu aldı kabul etti. Tamam Vucic'ciğim tamam sensin ey Sırbistan diyordur Putin. Putin yakın zamanda Sırbistan Sırp Başkan Vucic'in kulağını Sündürmeye başlar. Vucic koştur koştur Moskova'ya gider. Balkanlardan geçiyorum Baltıklara. Baltıklar, Letonya, Litvanya, Estonya işte tüm bu bölge civarları. Letonya sevgili dostlar artık zorunlu askerliğe geçtiğini duyurdu. 1 Temmuz itibariyle Letonya'da 18 yaş üstü her genç, erkek genç bir yıl zorunlu askerliğe tabi tutulacak. Letonya sevgili dostlar Rusya ile bire birebir sınır ve Letonya NATO üyesi bir ülke. Ama velakin bu ülkelerde işte zorunlu askerlik yoktu. Avrupa'nın birçok yerinde zorunlu askerlik yok. İngiltere dahil birçok ülke şimdi tekrardan zorunlu askerliği konuşuyor. Letonya bunu başlattı. Letonya zorunlu askerliği kabul etti. Ukrayna Rusya savaşının büyüyen ve genişleyecek olabilme ihtimali, cephelerin genişleyecek olabilme ihtimali tüm Avrupa'daki ülkeleri tedbir almaya zorluyor. Hepsi kendi tedbirlerini geliştiriyorlar. Hatta hatta Letonya Türkiye'den Bayraktar TB2 satın almak için Türk İHA'larını SİHA'larını satın almak için ziyaretlerde bulunmuştu. Bu yolu açtıydı. Görüşmeler devam. Türk İHA'lar SİHA'ları Letonya yolunda baktığımız zaman böyle Rusya'ya sınır boydan boya ne kadar ülke varsa hepsi Türk İHA'larının SİHA'larının peşinde. Haydi bağlım. Kesenin ağzını bol açın canım. Mavi vatanımız, Akdeniz, Doğu Akdeniz, Karadeniz ve diğer diğer diyarlar. Mavi vatanımızı korumak için savaş gemilerimizi harıl harıl üretmeye yapmaya devam ediyoruz. Denizaltılar, savaş gemileri, insansız deniz araçları ve diğer diğer unsurlarla beraber Türk teknolojilerinde inanılmaz derecede hızlı ilerliyoruz. Bu bağlamda Milgem istif sınıfı fırkateynlerimizin 6. 7. 8. savaş gemilerimizin siparişi verildi. Bugün itibariyle imzalar atıldı. Tersanelerde üretim sürecine girildi. Önemli, çok önemli. İlk üretilen istif sınıfı gemimiz İstanbul fırkateynimiz, savaş gemimiz önümüzdeki günlerde Türk Donanması tarafından kullanılmaya başlanacak. Şimdi bunun devamı geliyor. İlk istif sınıfı savaş gemimiz TCG İstanbul'a kardeş, TCG İzmir, TCG İzmit ve TCG İçel. Savaş gemileri üretim hattına girdi. Bu savaş gemilerimiz 3 yıl içinde üretilmesi ve bitirilmesi planlanıyor. 2026 yılında Türk donanması tarafından bunlar da hizmete alınacak. Eee hop atacak daha çok Zirtaki balığı var canım. Ooh, adalarımız. Geleceğiz elbet inşallah. Özel şirket tersanelerinde üretilecek olan bu savaş gemileriyle beraber devlet millet el ele dört bir tarafımızı koruyacak savaş gemilerimiz, dört bir tarafımızı koruyacak zırhlı araç gereçlerimiz, uçaklarımız, jetlerimiz, ihalarımız SİHA'larımız, helikopterlerimiz daha neler neler üretilmeye devam inşallah. Geçiyorum Fransa'ya. Fransa'dan bir garip yasa. Macron değişik bir yasa tasarısı getirdi. Nedir? Yaşlıların ya da böyle tedavisi olmayan hastalıkların, hastalığı yaşayan kişilerin hayatını kaybetmesini sağlanması. Yani bir nevi onların fişini çekme. Macron bu yasa tasarısını Fransız meclisine getiriyor çok yaşlanmış kişilerin ya da artık hayatından zevk almıyor yaşlandığı artık bir umudu kalmadı bunların tedavisi olmayan hastalıkların ya da doktor önerisiyle bu adam artık yaşamaz bunun fişini çekelim. Böyle bir yasa Fransız meclisine geldi. Hani biz diyoruz ki ya Allah'tan umut kesilmez ama bunlar bu zangoç kafası Jardin Macron öyle bir yasa yaptırdı ki herhalde emeklileri Ödeyecek para kalmadı. Böyle toplu şekilde tak 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 fişlerini çekecek. Doktor tavsiyesiyle kişilerin hayatları sonlandırılabilecek. Ah, ah, ah. Tamamen Macron'un emeklerin parasını ödemeyelim, fişini çekelim, kurtulalım yasası. Jardin Macronla devam ediyorum. Macron Çinde. Ö? Öyle ne işin var senin Çinde? Ne olacak? ziyarette ne ziyareti ben bir barış elçisiyim barış meleğiyim ziyareti AUKUS paktı biliyorsunuz Anglo-Saksonların kurduğu yani İngiltere, Amerika, Avustralya'nın Çin'e karşı kurduğu bir deniz paktıydı. Nükleer denizaltılar üretilecek bu pakta ve Çin'e karşı Avustralya'yı güçlendirme planlanılıyor. O bir taraftan bu pakta esasen bu paktan kovulan Fransa tekrardan geri bu pakta dönmüştü. Geçen sizlere anlatmıştım. AUKUS paktı oldu FUKUS farklı fuk fuk oldulardı. <laughs> Şimdi Macron Çin'de. Çin'de barış elçisi olarak Çin'e şunu tavsiye edecek. Ya Amerika'ya karşı çok kafa tutma, Avrupa'ya çok kafa tutma. Gel orta yolda buluşalım yoksa bu iş çok başka bir boyuta gidiyor. Nereme gidiyor? Hani her daim diyorum ya bu Küreselci güçlerin birbiriyle çatışma süreci iyiden iyiye hızlanıyor. Dünya tekrardan savaşlar arenasına döndü. Savaş sahasına döndü. Her tarafta bir gerilim, her tarafta bir çatışma başlangıcı. Zaten etrafımız ateş çemberi. Bizi de bu ateş çemberine çekmeye çalışıyorlar ama başaramıyorlar, başaramayacaklar. Biz onların topunun tepesine vurra vurra yaka yaka ilerleyeceğiz. ilerliyoruz da Allah'ın izniyle. Geri döndüm. Macron Çin'deki ziyaretiyle beraber... Amerika'nın, Avrupa'nın bak ben Fransa olarak ben öndeyim mesajı verecek. Aklı sıra Fransa, aklı sıra Macron Amerika'ya gövde gösterisi yapıyor. Yani, yanisi şu. Hani sen yalnızca küresel bir güç değilsin ey Amerika. Ben senden daha önce vardım Fransa olaraktan. Fransa da küresel bir güçtür. Aha da bak Çin'e gidiyorum. Ara bulucu ziyareti yapıyorum. Ara bulucuyum aranızda. <laughs> Avrupa ve Çin arasında denge politikası gidiyor. Avrupa, Çin, Rusya, Amerika. Rusya'nın Çin'e çok yaklaşmasını istemiyor. Avrupa, Fransa özellikle. Bunun için bir ziyaret. Bakalım ne olacak ne bitecek. Ama şunu diyoruz. Yiyin birbirinizi. Yiyin ula siz yiyin biz yolumuza bakalım. Türk Birliği, Türkistan Birliği devam. Geçiyorum Malezya'ya. Malezya yaptığı açıklamada Güney Çin denizini Türk silahlarıyla koruyacağız açıklaması. O oh, elhamdülillah bir dakika bu öyle böyle bir açıklama değil yerinde 10 numara bir açıklama. Çok güzel bir açıklama. Malezya Türkiye'den İHA SİHA alıyor. Malezya Türkiye'den ilk etapta 3 adet ANKA SİHA alacak. Malezya Savunma Bakanı yaptığı açıklamada Türkiye'den ilk etapta 3 adet ANKA SİHA alıyoruz. Bu ANKA SİHA ile beraber Güney Çin Denizi'nde arkada haritayı görüyorsunuz. Malezya işte bu Güney Çin Denizi bu bölgeleri görüyorsunuz. Buralarda uçuş gerçekleştireceğiz ve bunlar... Bu Türk İHA'ları, SİHA'ları bizim gözümüz, kulağımız olacak. Malezya'dan 350 kilometre ötedeki ne var ne yok her şeyi dinleyebileceğiz, gözetleyebileceğiz mesajı böyle bir mesaj. Herhalde çok kritik, çok önemli. İstihbari açıdan da hani bizim de MIT'in de kullandığı ankalar var biliyorsunuz. Bunun bir benzeri anka Malezya'ya da verilmiş, satılmış olabilir mi? Olabilir. Malezya, türkiye ilişkisi çok önemli. Malezya sevgili dostlar çip üretiminde önemli bir ülke. Türkiye, Malezya ile ortak çip üretimine bu başlangıç yapılmıştı. Hani bizim yerli ve milli çipimiz, çakılımızı ürettik. Bunu daha da geliştirip çok daha ileri seviye nanoteknolojilerle beraber çok daha geliştirmek istiyoruz. Çünkü dünyada her şey ama her şey çiplerle çalışıyor. Tamam, gross kocaman uçağı yapıyorsun içinde çip olmazsa o uçak uçmuyor. Bilgisayarı, telefonu, tableti yapıyorsun içinde kutcucuk çip olmazsa çalışmıyor helikopter, savaş yeti, İHA'lar, SİHA'lar, denizaltılar, zırhlı araç gereçler, televizyonlar, buzdolapları, çamaşır mekanları. Aklınıza ne gelirse her şey. Elektrik, elektronik aksam bulunan her şey. Çipler olmazsa bir hiç. Bu bağlamda Türkiye bu çip üretiminde çok daha hızlı ilerlemek için, çip ihtiyacımızı daha hızlı karşılamak için. Çünkü sanayimiz çok hızlı gelişiyor. Türk teknolojileri sanayi çok hızlı gelişiyor. Özellikle askeri sanayimiz çok hızlı gelişiyor. Çok fazla üretim yapıyoruz. Bunların çip açığı var. Bu çip açığını Malezya ile beraber ortak çip üretimiyle daha hızlı şekilde gidereceğiz Allah'ın izniyle. Türk devlet bu planlamayı yaptı ve bu adımı attık. Eee eh. Ankalar, İHA'lar, Siyalar, istihbarat İHA'ları Malezya'ya helal olsun canım. Helali hoş olsun. Al gülüm, ver gülüm. Geçiyorum Ukrayna, Azerbaycan, Türkiye, İran'la ilgili bir haber. Ne oluyor? Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı, eski danışmanı yaptığı açıklamada Azerbaycan ve Türkiye İran'ı ezmek için bam etmek için hazır ol bekliyor. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı eski danışmanı açıklamalarda şöyle devam etti. İran tanklarını, jetlerini Azerbaycan sınırına yiyor. Oralarda tatbikat yapıyor. Oralarda Azerbaycan'a ve Türkiye'ye mesaj veriyor. Zengezur koridorunu açamazsınız diye. Benim desteğim Ermenistan'adır diye bu mesajı veriyor. Ama velakin Azerbaycan İran'dan korkmuyor. Çünkü yanında Türkiye var. Türkiye'yle bir ve beraber adım atan Azerbaycan bu bağlamda İran'ın hiçbir askeri hareketlenmesinden korkusu yok ve hatta ki hatta Azerbaycan ve Türkiye İran'ın bir çılgınlık yapmasını bekliyor. Hani olası bir şekilde Zengezur koridoru harekatı başlarsa, hani Ermenistan Zengezur artık açmıyor. Bu iş iyice askeri boyuta geldi ve askeri anlamda bunu çözmek ayırmak için araya bizim İHA'ları, SİHA'ları sokmak gerekecek. Zengezur'u açma babında daşlağın kafasına iti kovanları çakmak gerekecek. Tıpaları çakmak gerekecek. Bu adım askeri anlamda Azerbaycan'ın harekatı Zengezur bölgesine başladığında İran'da karşıdan harekat başlatabilir. Zengezur açılmasın diye. O an Türkiye Azerbaycan İran'a gerekli dersi verecektir diyor. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı eski danışmanı ve şunu da belirtiyor. İran böyle bir adım atarsa Güney Azerbaycan 35-40 milyon Türk tamamen Türkiye ve Azerbaycan'ın yanında yer alacak. Ve hatta ki hatta İran ordusu içindeki birçok Güney Azerbaycan Türk'ü asker silahını geri çevirip Pers'in kafasına kafasına vuracaktır diyor Ukrayna daha neler neler. Zengezur öyle ya da böyle açılacaktır. Persi daşlar istediği kadar açmayız, açtırtmayız falan filan hikayeler okusun. Ne diyoruz? Ya Zengezur seve seve açılacak ya da 14 Mayıs'tan sonra sektöre sektöre açacak Allah'ın izniyle. Ha İran 14 Mayıs'a da kilitlendi. Hani 14 Mayıs'ta farklı bir seçim sonucu çıkarsa ona göre İran'da Zengezur'a Ermenistanla beraber bu bölgeye tekrardan Karabağ'a farklı bir harekat planlayabilir. Onlar istediği kadar plan kursun. Türk devlet aklı tüm önlemleri, tüm planları, tüm hesapları yaptık evet Allah. Azerbaycan Türkiye'dir. Türkiye Azerbaycan'dır. Kimse Azerbaycan'ın kılına dahi dokunamaz evet Allah. Biz biriz, beraberiz, kardeşiz. Devam. Türk dünyasının 3 önemli ülkesinden, 3 kritik ülkesinden Rusya'ya fu Türk tokadı ne oluyor? Azerbaycan'ı, Kazakistan ve Özbekistan Rus propagandası yapan müzik festivalini iptal etti. Hayır Azerbaycan'da Rus propagandası yapamazsınız. Kazakistan'da Rus propagandası yapamazsınız. Özbekistan'da Rus propagandası yapamazsınız denildi 3 ülke tarafından. Helal olsun kardeşlerimize. Hani sevgili dostlar daha önceki yıllarda bu festivaller hani Rusya'yı öven, Rusya'yı ön plana çıkan bu tür festivaller yapılırdı. Ama velakin artık o iş geçti Moskov. O iş geçti Rusya. Türkiye'nin önderliğinde Türk devletleri Türkiye ile beraber ileriye çok daha ileriye diyor. Türk Birliği, Türk Devletler Teşkilatı inşallah ilerleyen yıllarda Türk Birleşik Devletleri Cihan İmparatorluğu olma yolunda son sürat ilerliyor. Korkumuz yok. Kardeşlerimiz bizimle. Biz kardeşlerimizdayız. Haydi mahalım Moskov. Haydi başka kapıya. Sen git müzik festivalini Belarus'ta yap. Biz artık Türk dünyasında Türk festivallerini yapacağız. Bizim öyle kadim değerlerimiz ve kültürlerimiz var ki bunu milletimize, gençliğimize, çoluğumuza, çocuğumuza aktaracağız, açılayacağız. Ne Moskofun, ne Amerika'nın, ne İngiliz'in, ne Çin'in, ne onun, ne bunun kültürün değil. Bizim kendi kültür ve medeniyetimizi gençlerimize, milletimize, geleceğimize açılacağız inşallah. O zaman devam. Ve 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 Türkiye'den Irak'ta, İran kuzeyinde, Süleymaniye'de çok kritik ani hareketler geldi sevgili dostlar. Türkiye üzerinden İran kuzeyi, Süleymaniye'ye gidecek olan tüm uçuşlar iptal. Türkiye tüm hava sahasını kapattı. Dünyanın neresinden bizim üzerimizden geçip Süleymaniye'ye gidecek olan uçuşlar artık yapılmıyor. Türkiye buna yasak getirdi. Ne oluyor ya? Neler oluyor? Talabaniler. Hani barzaneler Türkiye'nin rotasına girdi. Onlar bizim koyduğumuz çerçevede ilerliyor. Ama bir de talabaniler var. Beni takip eden dostlar bilirler. Şimdi sevgili dostlar. Bu Talabani grubu, Talabani liderliği YPG-PYD ile beraber ortak hareket etmeye başladı. Bu hareket etmenin cezası Türk Devleti tarafından Talabani'ye kesiliyor. İlk olarak Süleymaniye'ye Türkiye'den giden tüm uçuşlar durdurulmuştu. Şimdi de Türk hava sahası Süleymaniye'ye giden ve oradan gelen tüm uçaklara kapatıldı. Bizim üzerimizden gidemezsiniz denildi. Çok daha ağır yaptırımlar masada ve hatta ki hatta askeri seçenekler masada. Uf, bir dakika... Evet. Neler oluyor? Bu iş nereden nereye geldi? Nasıl bu duruma geldi? İşin özeti hatırlayın. Sizlere geçtiğimiz haftalarda anlatmıştım. Helikopter, YPG, PYD'leri taşıyan helikopterin düşmesi, düşürülmesi bu olayın yansımaları. Helikopter olayı. Hatırlayın, geçimiz haftalarda Duhok'ta, İran kuzeyinde helikopter düştüydü. Hem de böyle peş peşe güne iki helikopter düştüydü. İçinde de onun bunun böyle üst düzey örgüt üyelerinin bulunduğu kişiler bum. Amerika bizim helikopter değildi, biz vermedik falan filan denildi ama iş araştırıldı. Her şey zaten Türk devleti tarafından biliniyor. Mit, istihbarat gerekli tüm araştırmayı her şeyi biliyor, her şeyi yaptı. Bu helikopterleri, bu örgüte veren Talabani liderli olduğu ortaya çıktı. Talabaniler Süleymaniye'de yoğun şekilde aktifler O bölgenin kontrolünü elinde tutuyorlar Hatırlayın daha önceki yıllarda Barzani liderliğinde bir referandum yapılmıştı Türk devletinin çok sert tutumuyla Ve hatta ki askeri seçeneklerin masaya getirilmesiyle beraber Bu referandum sözde bağımsızlık referandumu Barzani'nin masaya getirdiği referandum Hiçbir işe yaramadıydı Amerika'nın, İsrail'in, Fransa'nın, İngiltere'nin Desteklemesine rağmen hiçbir işe yaramadıydı Çünkü bu bölgede en son sözü Türkiye söyler dedik hepsi geri adım attıydı. Barzani de Türkiye'nin çizdiği çizgiye, çerçeveye geldi. Onun içinde adım atıyor. Bizi kızdıracak adımlar atmıyor. Bakın bu önemli. Şimdi Barzani bizim çizgimize geldi ama bizim tamamen karşımızda duran, ona buna destek çıkan, her türlü desteği veren başka biri daha önce zaten vardı başka bir grup Talabani grubu Talabani liderliği ortaya çıktı Türkiye'nin karşısında Süleymaniye'de ortaya çıktı İran eski cumhurbaşkanı Celal Talabani'ydi. Bu Talabani aşiretinin reisi. Türkiye'nin zıttına, Türkiye'nin karşısında ne kadar örgüt varsa onlarla beraber hareket eden. Amerika'nın en böyle sevdiği adamlardan biri olan Bafil Talabani. Arkada Amerika. Ortadakini biliyorsunuz mazlum. Ve yanında Bafil Talabani. Şöyle bir kalın bir top sakalı var. A baba Johnny en başta yanında beslemesi. Onun yanında onun beslemesi. Üçü bir arada bir tıpa ne yakışır bunlara? Ola. Türkiye'ye düşmanlık yapanlarla dost olanlar Türkiye'ye düşman olmuştur. Ve bunun faturasını er ya da geç Türk devleti keser. Irak, misak milli topraklarımız, Suriye, dünyanın dört bir tarafı. Bizler atalarımızın at koşturduğu dünyanın dört bir tarafında tekrardan geri geliyoruz. Özellikle burnumuzun dibindeki diyarlarda, Suriye'de, İran kuzeyinde, Musul, Kerkük, Tusurmatu, Süleymaniye tüm bu bölgelerde Diğer taraftan Akdeniz, Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Adalar Denizi buralarda, adalarımızda adımlarımız kesintisiz şekilde ilerliyor, atıyoruz. Bir geri adım atma yok. Tamam, müzakere masası kuruyoruz. Düşman dahi olsa herkesten görüşülür, konuşulur. Ama velakin bizim olandan asla asla geri adım atmayız. Bizim olanı asla ama asla onlara bırakmayız. İstedikleri kadar Amerikası, Rusyası, İngiltere'si, Fransa'sı, Avrupa'sı, Çin'i, osu busu onların yanında olsun. Hepsi bir araya gelsin. Ne diyoruz? Siz, hepiniz, biz Türk. Bizler, Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar, sayamadığım tüm Müslüman milletler ve dahi Müslüman olmasa da bizimle beraber yürüyen tüm milletler. ileri daim ileri. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah. Hedef Kızıl Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim uzak. Ve Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.